Sevgili basın mensupları, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz bu arada. Bugünkü toplanmamızın sebebi Midyat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü İdari Binası ile kapalı spor tesisinin bulunduğu binada hiçbir yasal izin olmadan Türkiye Gençlik Vakfı'nın kendi kurumsal faaliyetlerini ve spor aktivitelerini yürüttüğü iddia ediliyor. Konuya ilişkin soru önergesi ile ilgili bu açıklamamız olacaktır. HDP milletvekilinin soru önergesi ile ilgili bakanımıza verdiği yazıyı ben size göstereyim. Bu konuyla ilgili kendisine aslında biz cevap vermek istemezdik ama cevapsız da kalmak istemedik. Onun için basın açıklamasını yapıyoruz şu anda. Konu bahsedilen izinle alakalı 2016 yılında TÜGV Midya Temsilciliği yer tahsisi için 2016 2 sayı ve 17.03.2016 tarihli dilekçe ile kaymakamlığa başvurulmuştur. Mardin Valiliği Midyat Kaymakamlığı'na başvurulmuştur. Vakfımızın talebi tarafımızdan bakımı, onarımı yapılarak ve kullanımdan oluşacak tüm giderlerin karşılanması, vakfımız tarafından karşılanması kaydı ile Midyat Kaymakamlığı tarafından süreli ve geçici olarak şartlı kabul görmüştür. Yani bu alanın daha önceki size şöyle belirtmek isterim. Yani burada hala da kuş bakışı bu alana baktığınız zaman bir betondan ibarettir. Ama şu anda bahsettiğimiz alan biraz önceki resim. Vakfımız bu alanı bu hale getirmiştir. Bu alan dışında şu anda kaldığımız odalar normalde kapalı spor salonu merdivenlerin altı. Yani resmi oda değil. Biz bunun mühendislik çalışmasını yaptıktan sonra bunların masraflarının tamamını adenize hepsini vakfımız tarafından, yönetim üyeleri tarafından bunu onardık. Masrafımızı da hiçbir kimse, hiçbir kuruluştan da bağış, yardım almadık. Allah razı olsun kendi üyelerimiz tarafından biz bunların ödemesini yaptık. Gelelim bahsettiğimiz izin. 2016 ile alakalı aldığımız izin. Şurada. Zamanımızın kaymakamı Allah razı olsun. Biz kendisine başvurmuştuk. Önce sözlü konuşmuştuk. Bu konuyu, bu sözü yerine getireceğimize söz verdik. Resmiyete döktük. Hiçbir verdiğimiz sözün altında da kalmadı. Tamamını şu anda dört dörtlük hale getirdik. İznin dışında bahsedilen su, elektrik, telefon, internet gibi giderlerin kimler tarafından ödendiğini burada belirtmek istiyor beyefendi. Biz de kendisiyle alakalı bunu zaten başta da araştırmış olsaydı giderlerin buradaki adrese baktığı zaman telefondur, internettir. Çok şükür biz burada zaten herhangi bir musluk, bir su kullanmıyoruz. Biz hazır su kullanıyoruz. İhtiyaç olarak da camiyi kullanıyoruz. Biz burada normalde tamam içme suyunu tamamını hazır su olarak kullanıyoruz. Bir abone varsa da gelsin ispat etsin. Baş üstüne. Telefon, internetler onlar da araştırıldığı zaman onlar da benim şahsı Zeki Çiçek adına olmak üzere herhangi bir cevap verilmeyecek bir konuda bir vakıf değiliz. Hak yiyecek bir vakıf da değiliz. Bunun dışında 2016
asıl konuya gelmek istiyoruz. Yani meselenin buraya bakıldığı zaman bir izin ya da masraflarla alakalı aslında değil. Asıl alakaya geleceğim durum şu. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Halk Eğitim ve Vakfımız tarafından yapılan eğitim öğretim kurslarından Kur'an-ı Kerim kursunun mezunu 218 kardeşimiz, çiftlik kursu 35, tezhip ve hat mezunu 60, spor dallarında 80, hijyenik eğitim kurslarından 20, resim sanat 40, toplam 450 öğrencimize sertifikalı kurs bitirme belgesini teslim ederek onları mezun ettik. Şu anda da bile baktığınız zaman hemen yan tarafta resim kursumuz devam etmektedir. Bununla ilgili de arkadaşlarımıza, kardeşlerimize durumu da bu şekilde hazırken sorabilirsiniz. Türkiye genelinde yapılan çeşitli sınavlar için değişik okullarda ve vakfımızın çatısı altında toplamda 3753 ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine ev sahipliği yapmışız. Sınav çalışmaları olsun. Bunun gibi benzer çalışmanın tamamı, bunu internet, telefon, buradaki eğitim çalışmalarını buradan destek alarak arkadaşlarımızı mezun ettik. Çok şükür. Yine şu anda 7 koordinatörlüğü ile toplamda aktif üye sayımız 752'dir. Vakfımızda hiçbir din, dil, ırk gözetmeksizin Müslüman ve gayrimüslim vatandaşlarımızın için 4 dilde sosyal faaliyetler ve eğitimler yapılmaktadır. Yani kendisi Tuma Çelik, Süryani bir milletvekili. Yani şu resmi göstermek istiyorum. Yapılan ziyaretler, yardımlar, bunlar Süryani vatandaşlarımız. Acaba Tuma Çelik'in bir gün kalkıp kendi mahallesinde bu şekilde rahat bir şekilde gidip dostlarını, akrabalarını, annesini, babasını sormuş mudur? Ama bu vakıf sormuştur. Biz hiçbir dil din ayrı yapmadan Türk ve Türkiye Gençlik Vakfımızın ülkemizin tamamında ve Midyat'ta gençlerimize yönelik çalışmaları devlet, millet, vatan ve bayrak düşmanlarını rahatsız ettiği gibi Tuma Çelik ve yandaşlarını da rahatsız etmiş gibi görünüyor. Gençlerimizin daha önce sıkıntı ve çıkmazlardan kurtulup özgürlüklerine kavuşmalarının kendilerini rahatsız etmiştir. 21 Ekim TÜGVA Genel Merkezimizin açılışı, Cumhurbaşkanımızın bize sahip çıkma konusunda kararlılığı ve arkasında gelen bu açıklama akıllara soru işareti getirmektedir. Türkiye genelinde aynı çalışmanın devamı, Cumhurbaşkanımızın da bu çalışmalarına sahip, gençlerimize sahip çıktığı baştan beri zaten biliniyor. Buradaki şu anda aslında baktığımız şu noktada Tuma Çelik ve yandaşlarına dağlara giden kapıyı, yolu kesen nokta burası. Şimdi biz bu yolda gençlerimize bahsettiğim, size de açıklama yaptığım faaliyetleri bulununca Türkiye genelinde bize saldırmaya başladılar. Biz de şuna değinmek istiyoruz. Kendilerine tabii ki hak veriyoruz. Gençlerimiz uyanmış, devletine, milletine, vatanına, bayrağına sahip çıkmaktadır. Ülkemizin dış güçler tarafından zora koyulduğu bu süreçte çevremizdeki ve içimizdeki hainlerin bu durumda nemalandığını, çamuru yat, izi kalsın misali vakfımıza yalan, yanlış iftiralar atması manidardır. Meyve veren ağaç taşlanırmış misali, her ne kadar kendi çıkarlarınız, menfaatleriniz ve dış güçlerin ülkemizin bekasına tehdit eden düşünceleri için çabalasanız da artık takke düştüğü kel göründü. Biz Türkiye Gençlik Vakfı, TÜGVA olarak dünya üzerinde iyi ve güzel dair ne varsa savunmaya her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak, nesil yetiştirmeye, nesiller yetiştirmeye
ve çalışmalarımıza devam edeceğimiz başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi topunuz gelin, yine de başaramayacaksınız. Kamuoyuna duyurulur. TÜGVA MİDYAT gençliği olarak biz de gereken açıklamamızı yaptık. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.